Hep seviyorlardı. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Ne diyorsun lan sen? Ne popisi oğlum? Ben sana evden çıkma diyorum lan. Sen misin popi? Sen. Lan senin. Ağzını olur mu yine şu an? Gerek aşağıda. Sen ne popi? Bana bak ya. Tık! Gerizekalı. Lan. Bak bir de kamera almış. Ne kadar? Vurarım abi. Bu kamerayı alır. Vurarım. Şerefsiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Aleyna Tilki trolleyeceğim. Evet. Trolleyeceğiz. Bugün trolleme videosu var. Bakalım neler yapacağız. Başta da gördüğünüz gibi öyle kafamdan bir intro uydurdum ama umarım beğenmiştirsiniz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan diyor. Ben unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın diyelim ve başlayalım. Başlayalım o zaman. Kız sağ olsun ki çok egolu bir arkadaşımız, biliyorsunuz ki yani bu tüm Türkiye'de de bilinen bir şey oldu artık. Ve biz de tek bu videosunu bulabildim. Diğerlerinin hepsi zaten dalga amaçlı yapılmış şey. Gerçi biz de zaten biraz trolleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ara sıra böyle videonun içinde montajlama gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Tabii videoyu izlemedim. İzleyince göreceğiz yapılır mı yapılmaz mı, zaten siz de göreceksiniz diyelim ve başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim. Başlayalım. Evet. Bakayım. Görüntü kalitesi böyle, kusura bakmayın. Senin yaşındayken akşam ezanı okumadan eve gel derlerdi. Sende öyle bir durum yok galiba değil mi? Bende de var. Var mı? ailem bana çok güvenir tabii ki. Ben arkadaşlarımla vakit geçirebilirim, gezebilirim. ama annem hep alır beni gittiğim yerden mesela, ya da babam alır. Akşam geç kalıyorsam, 10'a kadar uzuyorsa ya da 11'e kadar uzuyorsa. Sinemaya gittik diyelim, 11'de çıkıyoruz. Annem gelir çıkışıma. Ve arkadaşlarımın hepsini de tanıdıkları için ailem zaten rahat bir çocuğum bu yüzden. Aleyna, şimdi yakından da gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir kızsın. Su çok gibi bir kızsın. Sizin pırıl pırılsın ve 16 yaşındasın. Ne yazık ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sapığı var. Kötü yani, niyetlisi var. Aynen. Evet. Mutlaka avukatların, anneciğin babacığın yanında yardımcılar, işte evet. Güvenlik. Ama ters bir bakış, ters bir söz ya da seni sosyal hayatta rahatsız edebilecek en ufak bir şey olabilir. Kendini nasıl koruyacaksın? Hiç mi korkmuyorsun? Bak biz kocaman ablaların olarak bile bazen tedirgin oluyoruz. Evet. Sen nasıl bu kadar Emrah'tan emisin? Korkuyorum ilk önce. Çok doğru. İnsanlar bunu bana sorduklarında ben hep şunu söylüyorum. Ben hep böyle bir kızdım. Beni hep seviyorlardı. İkinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Bu şarkıdan sonra olan bir hep şey değil. Hep ışığı olan bir kızdı yani. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan beri. Ben buna alıştım. Vay artık. Anasını. Neden alıştım? Kendimi biliyorum. Gittiğim geldiğim yer belli. Ailem sürekli beni gözetliyor. Hani... Şimdi sayıları arttığı için de hayatımda değişen bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Sadece sayılar arttı. Peki, korkmuyorum. Demet Akalın diyor ki sesini konuşun, bitirirse bizi bu kız bitirecek yahu. 2 senemiz var. Muhteşem bir kız, geçmiş olsun.
Ne zaman yazmış? Şimdi yazdı. Bana bir şeyler yazdıkça çok seviniyorum. Sesini konuşun diyor. Bitirirse bizi bu kız bitirecek yahu diyor. 2 senemiz. Yüz ver ben şuna ya. Zaten güzelliğini de bitirir vallaha. Her bitirir. Böyle. Estağfurullah. Ben Demet Akalın'ı çok beğeniyorum. Şarkıları çok eğlenceli, çok samimi bir duruşu var. Ve çok saygın bir duruşu var. Benim her zaman büyüdüğümde de bu yolda da bir adım, sadece küçük bir adım attım. Yola bile girmedim. Bu yolda izleyeceğim stratejilerde her şeyde en çok örnek aldığım çalışkanlığı zaten örnek aldım. İzleyiciler de doğal olarak soruyor. Dedin ya biraz önce işte sahne tozunu yutmak istiyorum. Hı-hı. Sahnede olmayı tozu seviyorum dedin. Yutmak istiyormuş. Peki içkisiz yerlerde yapamaz mısın? Sahne alamaz mısın? Alıyorum. Zaten içkili. Kız burada trolledi zaten. Bu kız ballarda nasıl belanı versin. Abi yok yemin ederim bana uyacak bir kulaklık yok. Bu kız zaten ballarda biliyorsunuz ki şarkı marka söylüyor. Evet. Bu kız ballarda şarkı söylüyorsa bu arkadaş da bunu nasıl trolledi? İçkisiz yerlerde işte sahneye çıkamaz mısın? Bunu yaptı yani. Şunu. Bir de şunu. Bunu gerçekten yapan bir bayan. Hatta Tag Life'da yapıyorum şimdi hemen. İzlediniz, gördünüz. Evet. Yerlerde sahne alıyorum diye bir şey yok. İçkinin de olduğu yerler var ama turizm belgeli. Arapların olduğu yerler. Yani. Ama biz zaten bak, öyle işi... iş olsun da güç olmasın deyip de böyle çıkmayacağımız mekan yok diyemeyiz. Biz çok seçiciyiz zaten. Ya yani bak içki bardakta ve şişede durduğu gibi duran bir pis, yani duran bir şey değil. İnsan içer, sapıtır. Anlı şanlı birçok sanatçıların da korumaları, avukatları, menajerleri, basın danışmanları var. Evet. Silahlar patlıyor, içki durduğu gibi durmuyor ki sana oradan bir şey atıyor. Benim söylemediğim anlı şarkıyı şey yani. Söylemezsen ey güzel kız diyor, benle çıkmazsan bir diyor sen falan. Güzel anladın? Alımlı bir kızsın, oradaki insanların o bakışını, o niyetini de bilemezsin. Tertemizsin sen daha. Tabii ki de öyle. O zaman ama şöyle bir şey var. Mesela ben İstanbul'da Caddebostan'da Kadıköy'de gezmeyi seviyorum. O zaman benim hiç dışarıya çıkmamam lazım. Ama orada içkili bir kontrol edilemeyen bir durum Kadıköy'de var ama. Kadıköy'de de içki içiyorlar. Abi iki kişi bildiğin kızı 16 yaşında ya bu kız. İki kişi bildiğin kızı koruyor lan. Kızı bildiğin koruyor, korluyor. Velet bu kız daha. Bu kız daha benle. Bu kız daha velet abi. İki kişi bu kızı daha koruyor. Evet, iki kişi bu kızı koruyor. Biz de geçiyoruz ama orada sahneye çıkmak başka bir şey. Çünkü sen sahneye çıktın. Lan sen ne konuşuyorsun? Evet, tamam bir kere troll yaptın, Tag Life yaptın, ne konuşuyorsun da? Sahneye çıkmış. Ben seni tanımıyorum ki kızım, sen kimsin ya? Renkli sayfalar. Bana bak. Güvenli sahne. Hayır ama bence bir pop ikonu oluyorsun. Daha arzulanan bir nesne hale geliyorsun. Sahnedeki kadın ya da erkek ya, takip edilendir. Ama sahne bence dışarıdan daha güvenli. Çünkü 20 tane... koruma oluyor. 20 tane koruma oluyor. Şimdi çıksa tepeye bir tane keskin nişancı. Ya da çıkamaz lan. 20 tane koruma oluyorsa çıkamaz herhalde. De korumalar elinde... Kızım Recep Tayyip Erdoğan gibi korunsan zaten ölmezsin de şimdi kolay ölürsün yani. Evet devam edelim. Devam peki, edeceğim diyorsun. Yani peki, tabii şey ki de yasalar. Yiyene kadar devam. Allah'ın da izniyle. Tabii. Yıllar önce hatırlamazsın sen tabii. Sibel Can da 15 yaşında bir gazinoya sahneye çıktığı için o gazinoyu kapattılar. Sonra yaşını büyüttüler. Senin böyle bir şeyin var mı? Hani yaşı büyütelim de sahnelere çıkalım gibi. Benim böyle bir takıntım var. Valilikten yasak gelmiş. Ben de artık sahneleri çıkamıyorum. Bunu söylemen gerekiyordu Aleyna. Yalan söyleme. Yalan söyleme beni çıldırtma. Bak daha demin benden dayak yedin zaten. Beni çıldırtma. Beni sinir etme. Beni sinir etme. Abi Nurullah gibi konuştum. Beni sinir etme olmaz. Okey devam. Yok böyle bir şey düşünmüyorum. Bu süreçte seni en rencide eden eleştiri kimden geldi diyelim. Allah'ıma şükürler olsun ben o kadar mutluyum ki Selda Bağcan'a kadar. Ne güzel. Demet Akalın. Yani benim çok sevdiğim. Lan elini değerli. Mikrofona koyma. Gerizekalı zzzz ediyor da. Salak. Almışın sahnede abi. Oh bildiğin yok gerizekalı ya. Ve beni desteklerse havalara uçacağım insanlar bana destek havalara verdiler. Ece Seçkin de verdi, Derya Ulu da verdi yani yaşlarıma yakın kitleler de verdiler. Küçük Ceylan verdi, ben de onun yaşında çıkmıştım dedi. Onlardan haberdar Merve Özbey verdi. Ben verdim. Beni niye söylemiyorsun? Verdi. Allah'ım şükürler dövdüm olsun. Seni burada. Bu konuda çok mutluyum. Gazeteci arkadaşlarım destek verdi. Ya gerizekalı ya bu kız vallahi sakat. Evet. Gençler gördüğünüz gibi videoda bu kadardı.
Diğer videoda görüşmek üzere diyelim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyelim ve... Mal lan tipe bak. Böyle tip var mı abi? Kız bildiğin böyle dedi. Uygunlardı. Neyse diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize konu çıkalım. Bay bay. Hep seviyorlardı. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Ne diyorsun lan sen? Ne popisi oğlum, ben sana evden çıkma diyorum lan. Sen misin popi? Sen. Lan sen. Acil olur mu bu arada? Geri kaç abi, sen ne popi? Bana bak ya. Geri kaç abi. Lan. Bak bir de kamera almış. Ne kadar? Vurarım abi. Bu kamerayı alır, vurarım. Şerefsiz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Aleyna Tilki trolleyeceğim. Evet. Böyle çıkıyoruz. Annem gelir çıkışıma. Ve arkadaşlarımın hepsini de tanıdıkları için ailem zaten. Rahat bir çocuğum bu Aleyna yüzden. Aleyna şimdi yakından da gördüğünüz kadarıyla çok güzel bir kızsın. Su çok gibi bir kızsın. Sizin pırılsın ve 16 yaşındasın. Ne yazık ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sapığı var, kötü yani, niyetlisi var. Aynen. Evet, mutlaka avukatların, annecin babacın yanında yardımcılar, işte evet. Güvenlik. Ama ters bir bakış, ters bir söz ya da seni sosyal hayatta rahatsız edebilecek en ufak bir şey olabilir. Kendini nasıl koruyacaksın? Hiç mi korkmuyorsun? Bak biz kocaman ablaların olarak bile bazen tedirgin oluyoruz. Evet. Sen nasıl bu kadar Emrah'tan iyisin? Korkuyorum ilk önce. Çok doğru. İnsanlar bunu bana sorduklarında ben hep şunu söylüyorum. Ben hep böyle bir kızdım. Beni hep seviyorlardı. İkinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Bu şarkıdan sonra olan bir hep şey değil. Hep ışığı olan bir kızdı yani. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan beri. Ben buna alıştım. Vay artık. Anasını. Neden alıştım? Kendimi biliyorum. Gittiğim geldiğim yer belli. Ailem sürekli beni gözetliyor. Hani... Şimdi sayıları arttığı için de hayatımda değişen bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Sadece sayılar arttı. Peki, korkmuyorum. Demet Akalın diyor ki sesini konuşun bitirirse bizi bu kız bitirecek yahu. 2 senemiz var. Muhteşem bir kız, geçmiş olsun. Ne zaman yazmış? Şimdi yazdım. Trolleyeceğiz. Bugün trolleme videosu var. Bakalım. Neler yapacağız? Başta da gördüğünüz gibi öyle kafamdan bir intro uydurdum ama umarım beğenmiştirsiniz. Daha fazla böyle bir ürün gelmesini istiyorsanız aşağıdan diyor. Ben unutmayın, kanalıma da abone olmayı unutmayın diyelim ve başlayalım. Başlayalım o zaman. Kız sağ olsun ki çok egolu bir arkadaşımız, biliyorsunuz ki yani bu tüm Türkiye'de de bilinen bir şey oldu artık. Ve biz de tek bu videosunu bulabildim. Diğerlerinin hepsi zaten dalga amaçlı yapılmış şey. Gerçi biz de zaten biraz trolleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ara sıra böyle videonun içinde montajlama gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Tabii videoyu izlemedim. İzleyince göreceğiz. Yapılır mı yapılmaz mı zaten siz de göreceksiniz diyelim ve başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim. Başlayalım. Evet. Başlayalım. Videonun kalitesi böyle, kusura bakmayın. Senin yaşındayken akşam ezanı okunmadan eve gel derlerdi. Sende öyle bir durum yok galiba, değil mi? Bende de var. Var mı? Ailem bana çok güvenir tabii ki. Ben arkadaşlarımla vakit geçirebilirim, gezebilirim. Ama annem hep alır beni gittiğim yerden mesela. Ya da babam alır. Akşam geç kalıyorsam, 10'a kadar uzuyorsa ya da 11'e kadar uzuyorsa.
ettik diyelim. 11 yok diyemeyiz. Biz çok seçiciyiz zaten. Hı. Ya bak, içki bardakta ve şişede durduğu gibi duran bir pis, yani duran bir şey değil. İnsan içer, sapıtır. Anlı şanlı birçok sanatçıların da korumaları, avukatları, menajerleri, basın danışmanları var. Evet. Silahlar patlıyor, içki durduğu gibi durmuyor ki, sana oradan bir şey atıyor. Benim söylemediğim şarkıyı söylemezsen ey güzel kız diyor, benle çıkmazsan bir de diyor sen falan. Güzel, anladın, alımlı bir kızsın, oradaki insanların o bakışını, o niyetini de bilemezsin. Tertemizsin sen daha. Tabii ki de öyle. O zaman ama şöyle bir şey var. Mesela ben İstanbul'da Caddebostan'da Kadıköy'de gezmeyi seviyorum. O zaman benim hiç dışarıya çıkmamam lazım. Ama orada içkili bir kontrol edilemeyen bir durum Kadıköy'de var ama. Kadıköy'de de içki içiyorlar. Abi iki kişi bildiğin kızı, 16 yaşında ya bu kız. İki kişi bildiğin kızı koruyor lan. Kızı bildiğin koruyor, korunuyor. Velet bu kız daha. Bu kız daha benle. Bu kız daha velet abi. İki kişi bu kızı daha koruyor. Evet, iki kişi bu kızı koruyor. Biz de geçiyoruz ama orada sahneye çıkmak başka bir şey. Çünkü sen sahneye çıktın. Lan sen ne konuşuyorsun? Evet, tamam, bir kere troll yaptın, tag life yaptın, ne konuşuyorsun lan? Sahneye çıkmış. Ben seni tanımıyorum ki kızım. Sen kimsin ya? Renkli sayfalar. Valla bak. Güvenli sahne. Hayır ama bence bir pop ikonu oluyorsun. Daha arzulanan bir nesne hale geliyorsun. Sahnedeki kadın ya da erkek ya tabii takip edilendir. Ama sahne bence dışarıdan daha güvenli. Çünkü 20 tane koruma oluyor. 20 tane koruma oluyor. Şimdi çıksak tepeye bir tane keskin nişancı. Ama çıkamaz lan. 20 tane korku. Bir şeyler yazdıkça çok seviniyorum. Sesini konuşun diyor. Bitirirse bizi bu kız bitirecek yahu diyor. 2 senemiz yüz var. 100 vermeyin şuraya. Zaten güzelliğini de bitirir vallahi. Her karşımızda böyle. Estağfurullah. Ben Demet Akalın'ı çok beğeniyorum. Şarkıları çok eğlenceli, çok samimi bir duruşu var. Ve çok saygın bir duruşu var. Var. Benim her zaman büyüdüğümde de bu yolda da bir adım, vallahi sadece küçük bir adım attım. Yola bile girmedim. Bu yolda izleyeceğim stratejilerde her şeyde en çok örnek aldığım çalışkanlığı ya zaten örnek al. İzleyiciler de doğal olarak soruyor. Dedin ya biraz önce işte sahne tozunu yutmak istiyorum. Hı-hı. Sahnede olmayı tozu seviyorum. Tozu yutmak istiyormuş. Peki içkisiz yerlerde yapamaz mısın? Sahne alamaz mısın? Kayna alıyorum. Zaten içkili. Kız burada trolledi zaten. Bu kız ballarda belanı versin. Abi yok, yemin ederim bana uyacak bir kulaklık yok. Bu kız zaten barlarda biliyorsunuz ki şarkı marka söylüyor. Evet. Bu kız barlarda şarkı söylüyorsa bu arkadaş da bunu nasıl trolledi? İçkisiz yerlerde işte sahneye çıkamaz mısın? Bunu yaptı yani. Şunu. Bir de şunu. Bunu gerçekten yapan bir bayan. Hatta Tag Life'da yapıyorum şimdi hemen. İzlediniz, gördünüz. Evet. Yerlerde sahne alıyorum diye bir şey yok. İçkinin de olduğu yerler var ama turizm belgeli. Güvenlikli Arapların olduğu yerler, yerler yani. Ama biz zaten bak, öyle iş olsun da güç olmasın deyip de böyle çıkmayacağımız mekan.